Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Bursa'da kar yağışı yerini lodosa bıraktı. Dün gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli lodos günlük hayatı alt üst etti. Reklam panoları ve tabelalar yerlerinden söküldü. Çöp konteynerleri sürüklendi. Şiddetli lodos Bursa'da çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Gece yarısı başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan lodos hayatı alt üst etti. Gece çok şeydi. Çok lodostu. Çok esiyordu. Çok fırtına vardı. Nilüfer ilçesi Çamlıca mahallesi Kavakdere Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısının yola uçması sonucu cadde ulaşıma kapandı. Caddedeki sokak lambalarının enerjisi kesilirken bazı araçlar zarar gördü. Rüzgar geldi, benim çatıya çarptı, çatıyı deldi, parçaladı. Oradan köşeye çarptı, köşeyi de parçaladı. Oradan elektrik direğine durdu, vurdu, durdu, aşağı indi. Lodos Yıldırım ilçesi Selçukbey mahallesi Ergene sokakta da bir evin çatısını parçaladı. Sesten uyandık, baktığımızda çatı gelmiş oluyor. Altıparmak mahallesi Kuyulu sokaktaki bir binanın dış cephe kaplamaları park halindeki araçların üzerine düştü. Rüzgar, Demirtaşpaşa İlkokulu'nun bahçesinde bulunan bir ağacı da devirdi. O esnada öğrencilerin derste olması olası bir faciayı önledi. Emir Sultan Camisi'nin çevresinde bulunan profil sacların uçması nedeniyle bir kişi yaralanırken fırtına deniz ulaşımını da vurdu. Bu da tüm seferlerini iptal etti. Meteoroloji Bursa'da Cuma günü için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.